Online Soccer Manager 2021'in yeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Euro 2020'nin ilk maçlarıyla karşınızdayız. Türkiye-İtalya maçı var. Şu anda bizim oynayacağımız maç Türkiye-İtalya maçı. E, o zaman daha fazla uzatmıyorum. İlk maçlar ben de çok merak ediyorum. Acaba kaç kaç bitecek ve özellikle kendi maçımızı ve rakibimiz olan İtalya'dan Johnny 12 12 12 menajerli bir hocamız varmış. Gerçek ismini bilmiyorum. Ona da hoş geldin ligimize. Güzel maç olsun diyelim. Gerçek hayatta 3 0 kaybettik. Umarım burada kazanırız. Evet. O zaman yavaş herkes yerlerine yerine aldığına göre o zaman maçı başlatabilir miyiz? Bence başlatabiliriz. Güzel maç olsun. Maçı başlata bastık ve güzel bir maç bizleri bekliyor olacak. Pesina ile şık bir çalım ile topu ileri yolladılar. İtalya geliyor ilk atakta. Jorginho. Jorginho vurdu. Dışarı gidiyor. Jorginho. Kaleci Uğurcan. Kalemizde Uğurcan var bu arada. Maç sonunda kadroyu göstereceğim sizlere. Evet. 16. dakikalar. Yine İtalya geliyor. Defansta bir iletişim hatası. Gerçek hayatta gibi. Ve Verratti'yi bakalım. Bu hatayı değerlendirebilecek mi? Ve Verratti attı ağlarımıza maalesef. Maalesef çok güzel bir kafa golü attılar. Locatelli Verratti. Gerçekten çok kaliteli oyuncuları var. Ama yılmadık çocuklar. Yılmadık. Yılmayalım. Florenzi ile topu Florenzi kafasıyla topu sektirip ileri yolladı. Locatelli 2 oldu. Top ağlarımızda Locatelli 2-0 yaptı. Maalesef. Maalesef 2-0. Gerçekten ee, nerede o elemederdeki Türkiye diyoruz. 2-0 gerideyiz. İlk yarıda Kötü bir oyun sergiledik. Umarım ikinci yarıda ufak da olsa bir toparlamamız lazım. Çok korkmayalım İtalya'dan. Fazla yaslandık geriye. Toparlarsak çok tatlı olur. Barella muhteşem bir oyun oynadı. Pessina ile gole doğru geliyor. Dakikalar 46. Kaçırdılar. İkinci yarıya da hızlı bir atakla başladı. İtalya. Hadi çocuklar bari bir atak yapalım. Insigne'den Locatelli'ye. gerçekten durduramıyoruz İtalya. Şu anda ikinci yarıda çok hızlı başladılar. Locatelli kaçırdı. Dakika 48. Ardı ardına kesilmiyor ataklar İtalya kısmında. Evet Rıdvan Yılmaz muhteşem bir oynadı. Diğer Yılmaz olan Burak attı. Burak Yılmaz. Burak maçtaki tek ve ilk tehlikeli atamız. Direkten döndü. Ah Burak. Ah. Yine Burak yine direkt. Jorginho kaçırdı. Bir gol bir goldür. Her golün çok çok büyük bir önemi var arkadaşlar. Üçüncü olmamız bile iyi. bu alanda çıkabilmemiz yeterli. Evet Burak Yılmaz yerini Cengiz Ünder'e bırakıyor. Dakikalar 79. Haydi çocuklar bir gol olsun bizim olsun diyoruz. Lorenzi ve yele. bir hata daha geliyorlar. Ve ah Pessina hayatları Insigne'den. Pessina ya. 83 Pessina. Kaçan bir fırsat İtalya adına. Gol atamazsak en azından bir gol daha yemeyelim. Son dakikalar artık. Bonicci oyuna yürüyor. Çıkan oyuncu Florenzi. Evet ve son düdüğü geldi. Hollanda hakem son düdüğü çaldı. İtalya bizi 2-0 yemeye başarıyor. Sığa güzel bir maçtı açıkçası İtalya adına konuşmak gerekirse. Biz savunmamızı yaptık. Elimizden gelen bu kadardı. Yine de 2-0 bence bu kadar fırsat ve bu kadar hata rağmen 2-0 gayet iyi bir skor arkadaşlar. Ee, Burak'la da tek tehlikeli hatamız vardı ama gerçekten gol olabilirdi ve direkt döndü. Çok tarihsizdi. En azından bir gol gerçekten farklı olabilirdi bütün her şeyi ama sıkıntı yok güzel bir şekilde maçı kaybettik yani gerçekten kötü bir şans oldu yapabileceğimiz çok zaten İtalya'dan İtalya yenemezsek en azından İsviçre ve Galler maçları var. Bu maçlardan mutlak en azından en az bir 4 puan çıkarım 3 puan. 3 puan diyemem de. Çok gaza gelmedim. E Verat ile 16'da 1-0 yaptılar. 36'da da Locatelli ile 2-0 yaptılar. İlk kere bu şekilde tamamladılar ve ikinci yarıda herhangi bir gol gelmedi. Onun dışında rakibimizin 13 şutu var. Bizim 3 tane şutumuz varmış. Bir tanesi tehlikeli. 8 korneler var. Bizim 3 kornemiz. Onlar 20. Biz 17 foul yaptık. Toplam 37 foul ve hakem sarı kartı göstermemiş. O rakip 4-2-3-1 ile biz 4-4-2 ile oynadık. 70-30 top oynama oranları. Onlar bizim yarı, bizim yarı sahamızda 125. Onların yarı sahasında işte %15'lik top oynama oranları var. 160 ortada geçmiş. Evet. Bizim takıma baktığımızda Hemen şöyle bizim ilk 11'imizi göstermek isterim sizlere. 4-4-2-B taktiğiyle çıktık. Uğurzan Kale'de sağ bekte Zeki Çelik'imiz. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. Gerçi oyuncuya şans verdim bugün. Ama iyi performans. Takım olarak gelemedik zaten. Sadece bir oyuncuya bağlamamız yanlış olur. Stoper gerisi. Sol sol stoper Çağlar. Sağ stoper Meridia Meral. Defansif onların önünde defansif orta saha olarak İrfan Can Kahveci ve iki orta sahada sol orta sahada Ozan Tufan, sağ orta sahada Orkun Kökçümüz vardı ve ileri ofansif orta sahada Hakan Çalhanoğlu vardı ve en uçta ikili de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı. Yazıcı. Hem aynı takımdan arkadaşlar gerçek Lille'de de, liglerinde de hem de milli takımda da aynı şeyle ikili forvet oynadılar ama bugün takım halinde kötü bir performans sergiledik ve İtalya'ya 2-0'lık bir 2 sıfırlık boyun eğmiş olduk. Evet. Diğer sonuçlara şöyle de göz atalım. Galler 1, İsviçre 1. Evet. İtalya bir tane daha bu arada gerçekten gerçek maçların skorları olacakmış. Onun dışında Belçika 1, Rusya 0, Danimarka 4-0 Finlandiya'yı yenmiş. Avusturya 3, Kuzey Makedonya 1, Hollanda 3, Ukrayna 0, İngiltere, Kırvatistan'ı 6-0 geçmiş. İskoçya 2, Çek Cumhuriyeti 0, Polonya 4, Slovakya 0, İspanya 1, İsveç 0, Fransa 1, Almanya diyecektim. Almanya 1, Portekiz 3, Hungary 0. Güzel maçlar varmış gerçekten. Şöyle sizlere beraber Almanya Fransa maçına şöyle bir göz atabiliriz. Sizlerin de maçlarına bakmaya çalışan bol bol. Rabiot 18'de 1-0 Fransa'yı öne geçirmiş. İkinci yarıda ta 81'de gelen gol Tony Ross Bir puanı getiren gol atmış ve maç 1-1 bir bir 13 ton 10 şut gayet zevkli bir maç. Bol şutlu iki takımda da oynadığı bir maç diyebiliriz. Ortada geçmiş 4 korneri 3 korner Fransa'nın üstünlüğü var. 56'ya da 44 top oynama oranında da Fransa'nın üstünlüğü var. İki takımın da 4-3-3 b çıktığını görüyoruz. İki hoca da güzel bir şekilde oynamış ve beraberlik İki takım adına da fena olmaz. Tabii ki iki takım da galip, olma, galip olmak isterdim. Burada tabii ki turnuvanın şu anda ilk maçlardan en farklı skorlarını görüyoruz. Dakika 4 Herikeyn. 24 Herikeyn'in ilk yeri 2-0 tamamlanmış. İkinci yere geçtiğimiz 65'e Herikeyn. Hatter'ini yapmış. Durdurulmuyor Herikeyn. 73 Sterling. 76 Sancho'yla bir anda 5-0 yakalan İngiltere. Son sözü de Sterling söylemiş 87'de 6-0'lık harika bir galibiyet ve güzel bir başlangıç turnuvaya 16 şutu 3 şut ki Hırvatistan küçümsemeyecek bir rakip. Ona rağmen 6 gol atıp gol yemeden tamamlamak gerçekten güzel bir başarı tebrik ederiz ki 13 kornelleri var. 66-34 top oynama oranları gerçekten İngiltere'den Batuhan hocamız inanılmaz işler yaptı tebrik ederiz. Onun dışında şöyle geldiğimizde genel menajerle menajerlerin oynadığı maçlara bakmak isterim. Başka da bir maç yok. Şurada bir de Hollanda'ya bakasım geldi. Hollanda'ya da bakacağım. Onun dışında da bakmaya gerek yok. Vergos 2 1-0 yapmış. 39 Memphis Payla 2-0. İkinci yarıda da de ikinci kez sahne çıkan Memphis Depay durumu 3-0 yaparak maçı sonlandırmış. 15 yılda 4 şut. Hollanda'nın üstünlüğü var. 14 korner, 14 korner diyecektim. Bu şaka yapıyorsunuz diyecektim. 63-37 top oynama oranları Hollanda'nın Ukrayna'ya karşı üstünlüğü var. Evet ilk hafta maçları bu şekilde. De bizim grubumuzdaki diğer maçları merak ettim ben diğer maçtaki istatistikleri. Üçüncü dakikada Galler'le 1-0 öne geçmiş Wallace. Wallace diyorum Galler. Colville'e 41'de Sovla karşılık bulmuş. Karşılığını vermiş İsviçre ve Karan ikinci yarıda da herhangi bir gol ses çıkmış ve beraberlikte de sonlanmış. Galler 10 şuta 5 şuta İsviçre'nin üstünü. 5 konuları 4 konuları 61-39 Galler maçı oynamış ama 2-3 puan anisini yazdıramamış. İkinci haftaya geldiğimizde hemen Galler'e karşı oynayacağız. İtalya'da İsviçre'ye karşı geri kalan skorlar B, Danimarka, Belçika, Finlandiya, Rusya B grubunda, C grubunda Ukrayna, Kuzey Makedonya, Hollanda, Avusturya, D grubunda Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İskoçya, E grubunda İspanya, Polonya, İsveç, Slovakya maçları ve F grubu ölüm grubunda Portekiz, Almanya ve Macaristan, Fransa maçları oynayacak. Cüneyt Çakır'ın Macaristan Fransa maçını yöneteceğini söyleyebiliriz. Bize kim gelmiş? Bize Danyer, Siebert gelmiş. İlk maçta kim vardı? Gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Evet şöyle baktığımızda. Fernando Rapallini. Gel bay İtalyan hakime benziyor yalnız ha. Son maçı da Slavka Vinci yönetecek. Cüneyt Çakır kim yönetecekmiş? Burada Cüneyt Çakır var mı daha doğrusu? Yok burada Cüneyt Çakır yokmuş. Evet bu şekilde ilk haftayı tamamladık. Gelelim hemen lig tablosundaki puan durumlarında. İtalya 1. 3 puan ile İsviçre 1-1 gidiyorlar. En üçüncüler çıkıyor. Gördüğünüz gibi üçüncülerde de çıkma, mavi olduğu için yani çıkma ihtimali bulunuyor. Onun dışında Danimarka, Belç Danimarka ve Belçika 3 puan ligde lider. 3 e, puan Hollanda 1. Avusturya 1. İngiltere 3. İskoçya 3. Güzel. Polonya burada 3. 3. İspanya ile beraber. Fransa 3. Bu grup gerçekten ölüm grubu. Gerçekten boş takımlar. Güzel boş takımlar var. Hemen yerinize alın. Zaten şimdi isteklere bakacağız. Menajer listesinde ilk sırada Baton Ulubay birinci. Johnny Hoca İtalya'dan ikinci. Fransa'dan Beritan hocamız üçüncü. Almanya'dan Kaan hocamız dört ve Hollanda'dan Halil Bayram hocamız beşinci. Geri kalanlar bu şekilde biz dokuzuncu tamamladık. Ve on iki tane hocamız varmış. Ligin gol kralı ilk haftadan Hedrick yapan Harry Kane ve ya orta sahadan Matheus Klich, Leeds oyuncu Polonya'dan hat-trick yapmış ilk maçta. Bright White, onun dışında Cristiano Ronaldo, Memphis Depay ve Sterling'in ikişer golü olduğunu görüyoruz. Asist krallarına baktığımızda ikişer asisti bulunan 4 oyuncu var. Portekiz'den Cancelo, Avusturya'dan Freeland, İngiltere'den Jadon Sancho ve George Wijnaldum Hollanda'dan ikişer asistle zirveye Geri kalanlar bu şekilde. En çok katkı veren Matheus Klich, 4 gol, 1 3 gol, 1 asist ilk maçta 4 gol katkı. Gayet güzel bir katkı. İlk haftalarında e, ilk maçlarında en değerli oyuncusu büyük bir ihtimalle Matheus Clerc'tir bence. Onu seçebiliriz hatta direkt. E, onun işte kadro değerlerinde şu şekilde yavaş yavaş aşağı, aşağı indirdiğimizde İngiltere'nin birinci olduğunu görürüz. Bizim oynadığımız İtalya ise 6. ve 7.5 işte ortalaması gayet yüksek bir ortalama ki yarın oynayacağımız değil de son maçta İsviçre'de bizden güçlü gözüküyor. bir tek Galler bizden bir tık düşük. Zorlu bir gruptayız gerçekten. E, gol anlamına gerek yok. İstatistik olarak ilk haftada toplam 12 maçta 34 gol atıp maç başında 2.8 gayet güzel. 8 ev galibi 2 tane de asmandan gelen galibiyet. Hiç kırmızı kart yok. 31 sarı dediğim gibi güzel bir haftayı tamamladık. Kendi adımıza değil e, hisse olarak. Onun dışında şöyle hemen sizlere beraber moderatör araçlarından isteklerinize bakalım hemen. Trabzon'u gerek yok. Trabzon kabul ettik lütfen. Aynı hesaplarla istek atmazsınız. şu an şaka yapıyorsun. Görüyorsunuz arkadaşlar ligi kabul ettiremiyorum. Aa, evet bu kadar menajerle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Daha, daha. Hocam bu niye oldu böyle ya? Aa, bak bu kötü oldu. O kadar boş takım var ya. 24 tane takım var. 10 tane menajer var. Olmadı ki hocam. E ben boşuna mı kurdum bu ligi? Oho. Her neyse. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Euro 2020 ilk maçlarıyla karşınızdaydık. Sonlandıradaki ilk bölümü, ikinci bölümü, yarınki bölümde Gallerle karşı güzel bir maç bizleri bekliyor olacak. Zorlu da bir maç bizleri bekliyor. Umarım kazanırıp en azından bir 3 puan almayı hedefliyoruz diyoruz ve bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün en az bir video ile karşınızda olacağım. OSM, Brawl Stars onun dışında Crash Royale en az bir video dediğim gibi garanti olacak. Hangi oyun gelir bilmiyorum. Ama her gün bir video karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.